şöyle baktığında İran'da yaşayan büyük bir hani kadın soykırımı mevcuttur. Çünkü kadını orada tamamen yok sayma, kadını sadece namus adı altında orada barındırma. Onun dışında yani sisteme karşı gelen kadını katletmek, öldürmek, yok saymak. Şöyle baktığında İran'daki rejim gerçekten çok ilkel bir rejim diyebiliriz. Yani şu anki mevcut duruma baktığında Rojava'da mesela bir kadın devrimi gerçekleşti. Her anlamda kadın kendini orada ortaya koydu, zincirlerini kırdı ve büyük bir devrim başlattı. Aynı zamanda bu bütün dünya halklarına bir nevi ön açıcı, bir ışık olmuş oldu. Rojava'daki kadın devrimi. İran kadınların yanında olduğumuzu belirtiyoruz ve bunun için de birçok yerde etkinliklerimiz sürdü ve devam da etmektedir. Açıklamalarımız oldu. Onların yanındayız. Verdikleri mücadele, haklı mücadele ve hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Bugün Rojava'da bizi bir şekilde diyorum, Rojava'da kadın devrimi taşlandırdı ve bu dünyada bir ilk oldu. Her zaman diyeceğim her yerde bizi saçlarımızla mahkum edemezsiniz. Kendi cennetinize zorla götüremezsiniz. Yani Jina Amini şahsında İran'da bir kadın devrimi yaşanıyor. Kadınların öncülketi bir devrim gerçekleşiyor. Tabii ki biz destekliyoruz Kürt kadınları olarak. Jina Amini de bir Kürt kadını. Mola rejimini biliyoruz. İran'ın kadınları, toplumu idamla katlettiği bir rejim. 40 yıllık bir rejim. Mola rejimi Hümeyni devrimi olurken de kadınlar öncülük etmişti bu devrime. Eşarplar aslında protesto amaçlı kullanılmıştı ama bugün kadına karşı kullanılan bir silaha dönüştü. Protesto amaçlı taktıkları bir yazma bugün kadın katliamında başat rol oynamış durumda. Dolayısıyla kadınların yazmalarını yakması, erkeklerin cennetine zorla gitmeyeceklerini, bunu kabul etmeyeceklerini, teslim olmayacaklarını söylemesi çok önemli. Bu bütün temelde Orta Doğu'da ama bütün dünya coğrafyasına öncülük edebilecek bir devrim niteliğinde. Jinjiyan Azadi sloganı biliyorsunuz bizim yaklaşık 40 yıldır kullandığımız bir slogan. Rojavat Kürdistan'ında da zaten Kürt kadın öncülüğünde gerçekleşen bir devrim gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu sloganın evrensel bir hal alması durumu söz konusu. Bu anlamıyla da çok önemli ve çok anlamlı. Kürt hareketinin sloganı bugün her yerde yani dünyanın birçok yerinde kadınlar tarafından seslendiriliyor olması bizler açısından tabii ki gurur verici, onur verici bir durum. Biz kadınların başaracağına inanıyoruz. Kadın devrimini yaşıyoruz ve başaracağız. Zalimlere teslim olmayacağız. Jine İran'ın Rabbini sen gam asacağım juan gugula hertim emjin le hevdu sahibi derkevin o hertim em sen gabin em hertim ulu jinabı parizin em hertim serkevin bu hev jinciki katıldı ben gelin hevdu sahibi derkevin. İran'da yaşanan bu katliam gerçekten yani bir kadın üzerinden yapılan bir katliam değildir. Bütün insanlığa, bütün kadınlara yapılan bir katliamdır. Bu sadece kadının saçının görünmesi değil. Kadına olan bir düşmanlıktır bu. Burada ülkemizde de AKP, MHP'nin ortak düşman, kadın düşmanlığı üzerinden aynı şeyler devam ediyor zaten. Biz bunu kesinlikle şiddetle kınıyoruz. Bu İran'da yapılanları lanetliyoruz. Bu kadın Kürt olmuş, Türk olmuş, Laz olmuş, Çerkez olmuş hiç fark etmez. Kadın kendi kimliğiyle kadındır. Bu dünyanın neresinde olursa olsun kadına yapılan her türlü işkenceye kadınların destek vermesi lazım. Birebir omuz omuza bu türlü baskıların, işkencelerin üzerine geçilmesi lazım diye düşünüyorum.